Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi biraz Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum. Alparslan'ın zamanıydı. Alparslan'ın top oynadığı zamanlar. Ben de Kadıköy'e yakın oturuyordum. Bir Galatasaraylı olarak Alparslanlı Fenerbahçe'yi izlemeye gitmişliğim çoktu. Fenerbahçe'si benim. Yani bahsettiğimiz takım Türk futbolunun olmazsa olmazı işte üç büyükler. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Yani ligin rengidir. Sarı lacivert sevenleri çoktur. Galatasaray olmazsa Fener olmaz. Fener olmazsa Galatasaray olmaz. Bakın size şöyle bir şey anlatayım. Mithat Paşa Stadı. Bir dönem ismi Mithat Paşa Stadı'ydı. İnönü ismini İnönü'ye gıcıklıklarından dolayı bir dönem değişmişlerdi. Ama Mithat Paşa olarak bilinir eski ismi İnönü Stadı. Biz oraya Türk Spor Yazarları Derneği kupası maçları düzenlenirdi. Lig başlamadan önce TSY'de. Bu maçlara gittiğiniz zaman Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı birlikte otururdu. Bakın. Aynı türünde birlikte otururdu. Bunu eskiler gayet iyi bilirler. Fenerbahçe taraftarı ayrı bir tribünde otururdu. Şimdi Fenerbahçe'nin de o yıllar başarılı olduğu dönemler Galatasaray ve Beşiktaş'a epey bir fark atmıştı. Galatasaray zaten uzun süre şampiyon olamamıştı ki benim çocukluğum öyle geçti zaten. Şampiyonluk göremedim. Bunun bir tane nedeni vardı. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının birlikte hareket etmesinin, hatta tezahüratlardan şöyle bağırırdık. Bakın şampiyonluk sizin, kupa bizim gibi. Bakın topluca bağırıyoruz ya da onlar bağırırdı. Şampiyonluk sizin, kupa bizim gibi. Bakın üleş yapıyoruz yani, kupayı falan paylaşıyoruz. Yani o kadar iyiydi. Şimdi eskiyi bilmeyenleriniz olabilir. Neden birlikteydi Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı? Çünkü Fenerbahçe başarılıydı. Onu yakalayamıyorlardı ve gariban birlikteliği düzenlemişlerdi. Yani ezik birlikteliğiydi o. Yani biz ikimiz eziyiz. Fener çok başarılı. İşte biz gelin birlikte hareket edelim psikolojisiyle bu şekilde hareket ediliyordu. Şimdi eskiyi bilmeyip de cav cav konuşan, boş beleş konuşan Fenerbahçeli arkadaşlara, Beşiktaşlı arkadaşlara şu anda gelinen durumu anlatmak istiyorum. Şimdi Galatasaray UEFA'yı ve Süper Kupa'yı aldığı zaman bir numaralı düşman ilan edildi, değil mi? Niye? O başarıya diğer takımların erişebilmesi çok zor. Ve milenyumda 2000 yılında aldı bu kupayı. Yani inanılmaz, tarih bir daha görülmeyecek böyle bir kupa. Yani 1000 yıl sonra kim alacak, nereden biliyoruz? Hiçbirimiz bilmeyecek, görmeyecek. Hatta futbol diye bir şey bile kalmayacak. Dolayısıyla 2000 yılının milenyum kupasını, yani bir 1000 yıl geçmiş ve o kupayı Galatasaray aldı. Hem UEFA'yı hem Süper Kupayı. Bu egale edilmesi imkansız bir başarı. Bakın imkansız. Şampiyonlar Ligi'ni alsanız dahi bu başarıyı gölgeleyemezsiniz. Çünkü 2000 yılı çok önemliydi. Avrupa, dünya da buna önem veriyordu. Fakat Galatasaray aldı. Şimdi Galatasaray alınca ne oldu? Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı bu sefer birlikte olmaya başladı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın 30 yıl önce yaptığını şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı yapıyor. Neden? Galatasaray başarılı. İşte biz ezik birlikteliği yapalım. Birlikte olalım. İşte onlara çeşitli yakıştırmalarda bulunalım. İşte bunlar FETÖ'cü, oydu, buydu falan gibi. Benim o zaman dindar olduğum, yani cahil olduğum bir dönemdi. Çok iyi hatırlıyorum, Galatasaray daha işte Uğur Tütüneker, Hakan Şükür, Arif falan tarzı futbolcular bugün siz bazı sahtekarların FETÖ diye adlandırdığı, o zaman diplerinden ayrılmadığı Fethullah Gülen'e bağlıydılar. Yani dindar insanlardı ve bu dinciler tarafından çok seviliyordu o dönem. Şimdi az sahtekar değilsiniz ha. Yemin ediyorum. Sizi nereye koymak lazım onu da bilmiyorum.
Neyse bu sahtekar dinciler bunu çok seviyordu işte. Hakan işte namaz kılıyorlar, işte hocayla görüşüyorlar bilmem ne, çok seviyorlardı. Çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray'da kazan kaynıyordu. Bu futbolcular işte bir dini grupla birlikte diye Galatasaray Üniversitesi'nde konferansında bilmem nerede dile getiriliyordu ve Galatasaraylılar bundan inanılmaz rahatsızdı. Galatasaraylılar neye inanır, kim neye inanır, orası beni hiç ilgilendirmiyor. Hatta hiçbir şeye inanmıyorlarsa baş tacıdır benim için. Şimdi o dönem böyleydi. Sonra ne yaptınız? Bir FETÖ olayı planladınız. Her neyse, sahtekarlar planladılar. Ortaklar anlaşamadı, ülkeyi paylaşamadılar. İsmini FETÖ yaptılar. Meşhur Fethullah Gülen hocanın ismini FETÖ yaptılar. Kutlu doğum haftasını Fethullah Gülen'in doğumuna denk getiren sahtekarlar, siz de yazdık kenara, evet bunları unutmadık. Şimdi oradan nereye geleceğim? İşte Galatasaray FETÖ'den dolayı böyle oldu da bilmem ne oldu da falan. Ya Aziz Yıldırım açıklıyor, diyor ki FETÖ'cü üyelerimiz var bizim. Kulüpte FETÖ'cü üyelerimiz var diyor. Bunu diyor bizzat diyor, hepiniz onayladınız diyor. Mesela Aziz Başkan başka ne diyor? Diyor ki ya kardeşim diyor, 59 yılında lig kurulmuş. Beşiktaş'a diyor iki tane ekstra şampiyonluk verildi. Ya saçmalamayın diyor, 59'da kurulmuş. Yani bunun geri gidişi olur mu diyor. Siz şimdi 5 yıldız takma modundasınız. Bakın. Zoraki, saçma sapan, kel alaka 5. yıldız moduna girdiniz. Neden? Çünkü yaklaşık 10 yıldır falan şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Ha, keşke olsa böyle bir rekabet devam etse. Şimdi çamur at izi kalsın. İşte Galatasaray'a çamur atıyorsunuz. İşte FETÖ ile şampiyon oldular. FETÖ'nün yardımları var bilmem ne. Tabii dünyada da vardı değil mi FETÖ'nün yardımı? Galatasaray UEFA'yı Süper Kupa'yı alırken. Değil mi? O zaman da dünyaya böyle bildiğin meydan okuyan bir FETÖ'den bahsediyoruz. Doğru mu? Galatasaray o sayede aldı öyle mi? Peki FETÖ terör örgütü bitti. Her şey bitti. Dün canciğer oldunuz. Bugün terör örgütü dediğiniz. Peki FETÖ terör örgütü bittikten sonra siz hiç mi utanmıyorsunuz ya? Cahil Fenerbahçelilere sesleniyorum ya. Hiç mi akıl yok sizde? Yani beyin de mi kalmadı? FETÖ bittikten sonra Beşiktaş 3, Galatasaray 3, Trabzon 1, Başakşehir bir defa şampiyon olmuş. Fenerbahçe'nin hiç şampiyonluğu yok. Lan madem FETÖ yapıyordu Galatasaray'ı bilmem neyi şampiyon, FETÖ gittikten sonra niye Fener'in şampiyonluğu yok? Ya resmen saçmalıyorsunuz ya. İnanın saçmalıyorsunuz. Yani bakın cehaletinizi böyle ilan ediyorsunuz. Yani Galatasaray benim umurumda değil ya. Canı cehenneme. İnanın umurumda değil yani. Maçlara falan da gitmem. Ama bu söylemlerinize bir dikkat edin ya. Başkanınız çıkıyor diyor ki kardeşim şike yaptı. Ben demiyorum ki Galatasaray Beşiktaş hepsi. Ya ben Kadıköy'deki Galatasaray maçlarını hatırlıyorum. Yapmayın be kardeşim ya. Ya hakem makem her şeyi ayarlıyordunuz. Galatasaray 3, 5, 6 atıyordunuz. Yapmayın o maçlardaki geriye dönün bir kırmızı kartlara, bir pozisyonlara bir bakın, kurban olayım ya. Allah aşkına ya. Yani Kadıköy'de her geleni katlediyordunuz be kardeşim. Demiyorum hiç Galatasaray Beşiktaş hiç yapmamıştır, Fener şike yapmış. Hayır, Fener yakalandı. Bu kadar basit. Aziz Başkan dedi ben kendim için değil Fenerbahçe için şike yaptım dedi. Ulan yetmedi Bağdat Caddesi'nde adalete Fener yap yürüyüşü düzenlediniz ya. Yani hem şike yapıp hem de üzerine adalet yürüyüşü düzenlediniz ya. Tarihe geçtiniz yani. Yani olmaz be abi, bir oturun düşünün Allah aşkına ya. Ya harbiden nefret ediyorum ya. Ya bu söylemleri duydukça nefret ediyorum yani. Yani mesela dindar olan insanların dini savunması da aynı. Alın onu da aynı kefeye koyun yani. Anladınız mı? Yani ben işte Fenerbahçe'yi seviyorum. Her ne yanlış yaparsa yapsın ben arkasındayım deyip Fener'in peşinden gidenlerle o zamanki Arap Yarımadası'nda her türlü işi yapan peygamberlerin peşinden giden dindarlar da her ne yapmış olursa olsun yaptıklarını görmemezlikten gelme adına, yani bu taraftarlık, amigoluk budur işte. Anladınız mı? Efendime söyleyeyim. Galatasaray mesela
Ankara Gücü'nü Zalat vardı kalede, 8-0 yenmişti. Bence o maçta şike var mesela. Ta o zamandan bahsediyorum ya. Ya bir konuşun, deyin ki var, yaptık, ettik ya. Bu kadar basit ya. Ya körü körüne peşinden gitmeyin ya. Fener, işte FETÖ Fener'e proje, işte operasyon yapmış da işte ya, bırakın bunları ya. Oynayamıyorsun, şampiyon olamıyorsun. Bir birliktelik sağlayamıyorsun. Ali Koç ya, ya gözümde cücük kadar kaldım be kardeşim ya. Ya biz seni böyle bir Atatürkçü falan filan, böyle bir modern, yani Türkiye'nin modern yüzü olarak falan bilirdik. Ya sen bildiğin böyle dandik bir amigo olmuşsun be kardeşim ya. Ya saçma sapan açıklamaların, onlar bunlar. Yani o taraf, teknik direktörümüz çıkıyor diyor ki bu kadar da atılmaz, işte adam sakatlanıyor, taç çizgisinin dışına çıkarıyor, yuvarlanarak geri geliyor sahanın içine. Ulan aynısının görüntüsü Fenerbahçe'de var. Fenerbahçeli futbolcu yuvarlanarak sahanın içine giriyor ya, vakit kazanmak için. Yani kendi yaptığınız her şeyi karşı tarafa suç olarak atıyorsunuz. İsteriz tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, bunlar lokomotif takımlar, başarılı olsunlar. Ama böyle saçma sapan şeylerin ardına sığınıp da başarısızlığınıza kılıf aramayın. Mesela siz de şununla övünebilirsiniz kardeşim. Diğer spor dallarında Galatasaray ve Beşiktaş'tan çok daha başarılısınız. Müthiş yani, basketiniz, voleybolunuz, o bu. Yani o dallara çok daha fazla önem veriyorsunuz. Demek ki futbolu biraz ötelemişsiniz. Daha güzel aklı selim yöneticilerle olayı çözebilirsiniz. Yani etrafı suçlamaktan, komik duruma düşmekten vazgeçin sevgili Fenerbahçeli arkadaşlarım. Futbolu futbol gibi yaşayalım, düzgün yaşayalım. Ayrıca Fatih Terim'i de hiç sevmem mesela. Galatasaraylıyım da işte Fatih Terim on numara. Hayır abi, boş beleş, bozuk adam yani. Benim gözümde bilmem. Yani bir söyleyin ya. Yani korkmayın, bir şey kaybetmezsiniz. Evet, şimdilik görüşler böyle. Umarım bana kızmazsınız. Hadi bakalım.